Hicret özellikle nedir? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hicretini nasıl okumak gerekir? İslam tarihinin bu dönüm noktasında anlaşılması gereken önemli noktalar, meseleler var. Biz de bu hadiseleri konuşacağız. Yeni hicri yılınızı tebrik ediyoruz. Stüdyo misafirimiz ilahiyatçı yazar Adnan Şensoy mukaddes topraklardan geldi. Haç farizasını yerine getirdi. Allah kabul etsin. Çok teşekkür ediyoruz. Teşrif ettiğiniz için, İstanbul trafiğine takıldınız. Öncelikle sağ olunuz geldiğiniz için. Nestağfirullah, nestaiz billah, bismillah, velhamdülillah, vesselamu ala rasulillah. Allah bize nasip ettiği gibi size de ikramının yollarını açsın ve inşallah sizler de, sizin gibi genç, değerli, güzel insanlara da hacı, umrenin, o kutsal beldelerin mübarek ikliminden feyizlenip istifade etsinler ve geri döndüklerinde iştigal ettikleri meşgaleleri neyse onları oraların o manevi füyüzatıyla, bereketiyle beraber ihya etmeye devam etsinler. Amin. Çünkü bugünkü yolculuğumuzla da alakalı, hicret ve hicri yılbaşıyla da alakalı, hacı umre ibadeti sadece bir ritüelin yerine getirilmesi yolculuğu değil. Bundan olsa gerek, Bunyal İslamu ala Hams diye Allah Resulü aleyhisselam İslam'ın beş temel esas üzerine kurulu olduğunu anlattığında, haccı ayrı bir yere koyuyor, hacı umreyi. Hatta hacca hacı ekber, büyük hac diyor, umreye hacı asgar, küçük hac diyor. Peygamber Aleyhisselam'ın yaşadığı coğrafya olması, Efendimiz Aleyhisselam'dan önceki enbiyanın kısmen yaşamış olduğu coğrafya olması, Adem Aleyhisselam'la Havva annemizin dünyada ilk buluştuğu yer olması sebebiyle hac coğrafyası, umre coğrafyası, Mekke ve sonrasında Medine bizim inanç dünyamızın vazgeçilmezleri arasında. Bu vesileyle ben de bütün inanan kardeşlerimizin, mümin kardeşlerimizin, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm kardeşlerimizin hicri yılbaşını kutluyorum. Çok teşekkür Allah ederiz. Hicri yılbaşının şuuruyla gerçek hicretlere bizleri ulaştırsın. Amin. Gerçek bir hicret sohbeti yapalım biz de o halde. Zulüm görülen bir şehirden başka bir şehre ya da başka bir ülkeye gitmek midir, göç etmek midir hicret? Önce kelime anlamıyla, hicretin özüyle ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığıyla bir ilerleyelim biz o yolculuğa. Yani hicreti gerektiren sebepler, hicrete götüren nedenler neydi? Yaşadığı sıkıntılar, eziyetler neydi Peygamberimiz ve sahabelerinin? Önce ama bu zulümle bağlantılı mıdır hicret? Bir kelime anlamıyla yolculuğa çıkalım. Tabii ki. Ben öncelikle küçük bir başlık olarak hicri yılbaşının temel tarihçesini değinmek istiyorum müsaadenizle. Lütfen. Aslında Allah Resulü Aleyhisselam'ın hicretiyle hicri yılbaşının pek bağı yok. Şöyle bir bağı yok. Hicri yılbaşı Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Ömer radıyallahu anh'a getirilmiş olan bir davada, evet, alacaklı iki kişinin vereceklinin tarihini Şaban ayı yazması, alacaklarının tarihinin Şaban ayı yazması ama hangi yılın Şaban ayı olduğuna karar verememesi sonucunda Hazreti Ömer radıyallahu anh konunun artık netleşmesi ve bir daha benzeri sorun yaşamaması için şurasını toplaması neticesinde ortaya çıkmış bir takvim. Araplarda olağanüstü hadiseler takvim, yani yıl başlangıcı addedilirdi ama kameri olarak her yılın başlangıcı Muharrem'de başlardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh heyetini toplar, der ki biz bir başlangıçta bulunalım ve bugünden itibaren, bu yıldan itibaren bir takvimimiz olsun. Sa'd bin Ebi Vakkas Allah Resulü aleyhisselamın Er-Refiki Ala diyerek Rabbine vuslatını sene addedelim diye tercih eder. Efendim Talha bin Ubeydullah Allah Resulüne ilk vahyin geldiği senenin 610 miladi yılının takvim yılı başlangıç olmasını ister. Hazreti Ali Kerremallahu Vece ise Allah Resulü'nün hicretini önerir. Der ki Allah Resulü'nün hicretidir aslında. Davayı küçük bir beldeden tüm dünyaya yayılmasını açan, zulmün sıkıştırdığı ümmeti tüm dünyaya yayan bir başlangıç olması sebebiyle hicreti başlangıç olarak önerir. Hazreti Ömer de bunu kabul eder. Hicri yılbaşı olmasının sebebi budur. Ve Hazreti Ömer'in bunu seçmesindeki sebep de beldeyi devlet haline geçiren, Peygamber Aleyhisselam'ın davetini evrensel kılan yolculuğun gelecek nesiller tarafından da unutulmamasını arzu etmesi. Yani bu devletsiz olanlara da mesaj aslında. Devleti kabul etmeyen, devleti tanımayan, ben devletçi değilim diyen tuhaf tipler de türedi. Bunlara da bir mesaj aslında bu hicri yılın özellikle seçilmesiyle ilgili, hicretin dönüm noktası olarak kabul edilmesi, sonrasında devletin kurulmasına giden yolu gösterdiği için, değil mi? Kesinlikle. Ashab-ı Kiram
kiram zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu izini tercih ettikleri ve onu takip ettikleri için gökyüzünü şenlendiren ve şekillendiren yıldızlar gibiler. Peygamber Aleyhisselam bir şey yaptıysa ya hikmetini anlayarak onu uygulamaya çalışmışlar ya da Allah Resulü bunu yapıyorsa mutlaka bunda وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِيُّهَا o vahyin kontrolündedir, asla boşuna bir şey yapmaz deyip tabi olmuşlar. Allah Resulü Medine'ye hicret etmiş olduğu 9 Eylül 622 yılında ilk yaptığı iş neydi? Hadi hep beraber sadece ibadetle meşgul olalım mıydı? Yoksa gelecek asırlara da bir ders, bir mesaj bırakacak bir sistemi mi inşa etmesiydi? Medine'ye yerleştiğinde ilk yaptığı şey Medine Vesikası adı altında çevrede bulunan gayrimüslimlerle ve küçük kabileciklerle yapmış olduğu bir güvenlik anlaşması. Peşinden eğitime önem vererek uygulamış olduğu bir Suffe Mektebi. Onun ardından Medine Pazarı, ki o anda gayrimüslimlerin, özellikle Beni Nadir Yahudilerin elinde bulunan Medine Pazarı'nı bütün insanlığa ve İslam'a açması. Böylece devletin temelini oluşturarak ümmeti küçük bir dini algıdan tüm insanları ve hayatı kuşatacak bir iklime taşıması. O yüzden biraz önce sormuş olduğunuz soruya tekrardan gelirsek, lütfen. Kur'an'ın bize ifade etmiş olduğu hicret kavramı sadece bir evden bir eve yapılan yolculuk değil. Hatta bir ara çok basit, hicreti çok anlamsızlaştıran bir televizyon programı vardı. Bir kanalda çıkmıştı. Birkaç kişi ayaklarında spor ayakkabılarıyla, bazen ayrı yolculuklarda ızgara mangal yaparak hicret yolunu takip ettiklerini iddia ediyorlardı. Hicret, ömrünüzü vererek elde etmiş olduğunuz malınızı, mülkünüzü ve bazen sevdiklerinizi, bütün bunları size veren Allah için terk etmek. Kolay da değil, çünkü Peygamber Efendimiz en sevdiğim belde dediği beldeye veda edecekti. Kolay mı hocam veda etti? Kesinlikle. Bir çırpıda yani. Ümmül Kura, yani bütün beldelerin annesi. İnne evvele beyti vudiya linnâsi lellezî bi Bekkete mübâreka. Yeryüzünde hidayet için inşa edilen ilk evin olduğu, ta büyük dedelerinden itibaren yerleşik kaldıkları Mekke'yi terk etmek ve bunu yaparken de zorlanarak terk etmek. Bugün kaç Eylül? 11 Eylül. Bakın tam tevafuk etmiş. 9 Eylül'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Kabe'nin altın oğlunun tam karşısında 5. kuşaktan dedesi Kusay bin Kilab'ın inşa ettiği yerde asırlar sonra Mekkeli müşrikler öldürme planı alıyorlar. Allah Resulü 25 yaşına kadar doğduğu evin olduğu yerde yaşıyor. Hatta arada bir televizyonlarda görürsünüz, hacılar, umreciler ziyarete giderler. 25 yaşında Hatice annemiz evlendikten sonra Merve Tepesi'nin tam eteklerinde bulunan Hatice annemizin evinde yaşadı ki 1971 yılına kadar bu ayaktaydı. Suudlu kardeşlerimiz 1971 yılında şirke vesile oluyor diye Allah Resulü'nün ve sahabenin evlerinin çoğunu yıkmaya karar verdiler ve bunların hepsini yok ettiler. Osmanlı Kalesi'nde yıktılar bu arada. Yani 12.000 yılında yıktılar. Düşmanlar yani, gerçekten bu hadiselere çok hassas olmadıklarını anlıyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a göstermiş olduğumuz sevginin sahabe kaynaklı olduğunu, Osmanlı İslamı diye tabir ettiğimiz Anadolu İslamı'nın bir nevzuhur bir algı olmadığını, aslında sahabenin ortaya koyduğu bir algı olduğunu biz nereden biliyoruz? Eğer Fatih'te Hırka-i Şerif diye ortaya koymuş olduğumuz camide bir hırka varsa bunu sahabe bize ulaştırdığı için biliyoruz. Evet. Hilye-i Saadet diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte mübarek sakalının, saçının telleri ya da giymiş olduğu ayakkabılar, biz bunları kutsamıyoruz. Biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la aramızdaki bir bağı ortaya koyduğu için bunlara değer veriyoruz. Siz askere gittiğinizde İbrahim Beyciğim, anneciğiniz büyük ihtimal en son giydiğiniz elbiseyi bile yıkamadı. Sizi özledikçe onu alıp koklamaya başladı. Bu ona tapmaz anlamına gelmiyordu ya da sizi kutsaması anlamına gelmiyordu. O sevdiği de bir değer yani belki. Size olan sevginin bir işareti. Siz bile sevdiklerinizin bazen resimlerine bakarsınız, böyle öpersiniz, dersiniz ki çok özlemişim ya dersiniz. Suudi Arabistan'ı konuşmaya bile lüzum yok yani. Hakikaten onların en son zamanlarda İslam düşmanlarıyla kol kola oluşu bile çok şeyi anlatıyor. Hicrete dönersek hocam, zamanlar onun için çok fazla konu dışına çıkmak istemiyorum. Neydi hicrete giden süreç ve Peygamber Efendimiz neden hicret etmek durumunda kaldı? Ne yaşadı o acı, zorlu süreçte? Kısaca ne anlatılabilir? Kısaca arz ettiğim gibi Peygamber Aleyhisselam 610 yılının Ramazan'ın 27. gecesinde Mekke'deki Nur Dağı'nın tepesindeki Hira mağarasındaki aldığı ilk vahiyden ilk
3 yıl geçtikten sonra ey örtülerine bürünen peygamber kalk ve uyar ayeti gelince Müddessir bugün suresi. Kralının sırrı Müddessir suresinde ve sonra Şuara suresindeki ve enzir aşiretekel akrabin akrabanı ve çevrendekileri uyar ayeti gelince kralın sarayının bulunduğu Ebu Kubeys dağının olduğu yere çıktı ve bütün insanlar İslam'ı ilk duyurdu. İlk başta kimse tepki koymadı. Niye? Herkes istediği dini yaşasın. Ancak Resulullah Aleyhisselam'ın getirdiği din farklı bir din. Nasıl bir din? Adem peygamberden biri gelen bir geçmiş olan bir din. Son peygamberin de kendisi olduğunu anlatıp hayatın her alanına dokunan bir din. Eğer Peygamber Aleyhisselam şunu deseydi, dileyen iman edip Allah'ı kabul etsin, dileyen dilediği hayat yaşasın deseydi sıkıntı yoktu. Ancak Peygamber Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu din, La ilahe illallah derken bütün putları yok ediyor, sadece putları yok etmekle kalmıyor. Zulüm üzerine, aidiyetlik üzerine inşa edilmiş tüm ırki kavramları da yok ediyor. Bir köleyle bir efendiyi takva ile aynı noktaya taşıyordu. Bu müşrikleri rahatsız etmişti. Tepki verdiler, iman edenler arttı. Sümeyyeleri şehit ettiler, iman edenler çoğaldı. Dövmeyle, öldürmeyle önlerine geçilemiyordu. Baskıyı arttırdıklarında Habeşistan'a, Etiyopya'ya hicret edildi. 2 yıl boyunca hicretler devam edince peygamberden vazgeçmesini istediler. Ama öyle bir peygamber var ki, rakipleri dinlemeyince gemiye binip gidecek olan bir Yunus bin Metta'yı takip etmiyor. Ne olursa olsun dava yaşayacak olan bir Muhammed Aleyhisselam. Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseler davadan vazgeçmem diyen bir peygamberden bahsediyoruz. Böyle olunca Ebu Talib'e dediler ki sana istediğin kadar evlat verelim, onu bize ver, bu evlatlar da senin olsun. Ebu Talib dedi ki ben evladımı size öldüresiniz diye verip sizin evlatlarınızı bakmak için mi alacağım? Kabul etmedi. 3 yıl ambargoya tabi tutuldular. Ta ki Muhammed Aleyhisselam'ı teslim edene kadar. Şeybe Ebu Talib dediğimiz bir yer var. Şu anda otobüslerin garajların kalktığı bir yer. Peygamber Aleyhisselam'ı teslim etmeyince Ebu Talip 3 yıl ambargo sürdü. 3 yılın sonunda ne diyordu ayet-i kerimede? Eğer siz وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزُنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ gevşemeyin, mahzun olmayın. Bütün şartlar aleyhinize gibi gözükse de inanıyorsanız üstünsünüz diyordu. Peygamber Aleyhisselam'ın etrafında bulunan bir avuç müminle Abdülmuttalip oğulları ile Haşim oğulları sebat gösterdiler. 3 yılın sonunda Allah müşriklerin anlaşmalarını tarumar etti. Ama zulümleri bitmedi. Allah Resulü Taif'e gitti 70 kilometre uzakta. Taif'te 3,5 kilometre boyunca sakifliler Allah Resulü'nü taşladılar. Her şey bakınız bizim şu anda bulunduğumuz durum gibi. Anlaşmalar tersimize gidiyor. Projelerimiz alt üst oluyor. Bütün toplum sanki üzerimize geliyor. Orada taşlama olayında da çok ilginç bir ayrıntı var. Peygamberimiz taşlanırken onun orada o merhameti, orada onu taşlayan insanlara bile işlerinden umulur ki iman edenler çıkar deyişi nasıl anlaşılmalı? Orada ne yaşandı? Bir anlatır mısınız bize hocam? Kur'an'ın ilk ayeti Besmele, sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbine olsun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatan ayetlerden en can alıcı ki müezzinler bazen duayı onunla geçerler. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni dünyaya rahmet olarak gönderdik demiyor, dikkat edin. Alemler. Biz seni Müslümanlara rahmet olarak gönderdik demiyor. Biz seni insanlara rahmet olarak gönderdik demiyor. Hazreti Muhammed'le Allah varlığı öyle bir özdeştirmiş ki Rabbul Alemin olan Allah Muhammed Aleyhisselam'ı da rahmeten lil alemin. Yani benim her elçim belli vasıflarla elçimdi. Cebrail, Mikail, Adem, Nuh bütün hepsi belli bir görevle elçiydi. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sen Rabbul Alemin olan benim mutlu Allah elçimsin, rahmeten lil aleminsin, bütün alemlerin rahmetisin. Yüzünden kanlar akıyor. Biz fazla konuya basan yoldaki hakkında hayır düşünmüyoruz. Geceliğin ses yapan komşumuz aleyhine çok planlar yapıyoruz. Aslında tencere parçalamak istiyoruz yani. Değil mi? Yani. Değil mi? Geceliğin hatta şu mübarek Hicri yılbaşında bile bize çok fazla mesaj atanlara bile toplu mesaj listesine bizi kaydettiği için celal ediyoruz. Resulullah Aleyhisselam kendisini öldürmeye kalkan akrabaları 3,5 kilometre ben oraya gittim İbrahim Beyciğim sağlı solu tepeciklerden oluşuyor. 3,5 kilometre taşıyorlar. Nebi ellerini kaldırdığında yanında üvey evladı Zeyd bin Harise varken Allahum mağfirli kavmi fe innehum la ya'lemun. Allah'ım affet onlar bilmiyorlar diyor. Ya.
Subhanallah. Peygamber aleyhisselam kendisini öldürmeye kalkanlara bile af duasında bulunurken ben İbrahim Bey benle aynı mezhepten, meşrepten, gruptan, güruhtan ya da siyasi düşünceden olmadığı için İbrahim Bey'in yaşamasını hazmedemiyorum. Evet. Ümmet Hazreti Muhammed'in rehberliğine ihtiyaç olduğu için bugün hicreti tekrardan anlamamız gerekiyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam o 3 yılın ardındaki taşlamanın peşinden Allah'a böyle sığındı. Peki Allah onun cömertliğine karşı, onun merhametine karşı merhametini ortaya koymaz mı? Evet, فَلْعَلَّكَ بَاخُنْ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُنُ مُؤْمِنِينَ Sen iman etmiyorlar diye merhametlisin ama unutma, en büyük merhametli olan benim diyor Allah Azze ve Celle. Peygamber aleyhissalatü vesselama Mekke'ye dönüşünde cinleri iman ettiriyor. Cin mescidi diye bildiğimiz yerde. Cin suresi Ahkaf suresinde geçer. Mekke'ye geliyor. Subhanellezi yasra bi'abdihi leylem minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havle. Mekke'yi mükerremeden Mescid-i Aksa'ya, oradan semavatı yükselerek miraç yaptırıyor. Yine bitmiyor. Aynı yılın hac mevsiminde, biliyorsunuz hac Hazreti İbrahim'den beri var. Evet. Hac mevsiminde Allah Azze ve Celle Medine'den gelen bir grubu Esad bin Zürare başkanlığında kendisine iman ettiriyor. Yani her şey bitmiş, yok olmuş, kayıpmış gibi gözüktüğü bir anda Allah'ın rahmeti peş peşin geliyor. Tasalanmayın diyor. Tasalanmayın ve sonra diyor ki Peygamber aleyhisselama Medineliler, Medine'ye artık Allah Resulü gelebilir. Peki hicreti başlatalım, hicret yolculuğu başlıyor. Nasıl sürdü, ne kadar sürdü, neden Medine-i Münevvere ve Medine'de nasıl bir karşılama yaşandı? Biraz hızlanalım, anlatalım bu yolculuğu, tabii, hicreti. Çünkü özünü anladık. Yani bir Müslüman zulüm görüyorsa hicret edebilir deniliyor elhak. Allah'a kulluk yapılamadığı yerde, Allah'a kulluk yapılacak olan yere yapılan yolculuğun adıdır hicret. Hicret, evet. Muhacir ise Allah'ın yasakladığı her şeyi Allah'ın helal kıldıklarına yaptığı yolculukla muhacir olan kimsedir. Ve gittiği yer neresi olursa olsun, günah şehri Yesrif'ken orayı Medine-i Münevvere, nurlu şehir kılabilecek bir değerle gider. Münevvere nurlanan demek değil mi? Mesela biz Suriye'den gelen ya da Afganistan'dan ya da Keşmir'den gelen kardeşlerimizi ne yaptık? Ülkece, siz evinizde, biz mahallemizde hep misafir ettik. Biz ensar olduk ama muhacir kardeşlerimiz muhacir olamadığı için bugün sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Yani Suriye'den gelen kardeşlerimizin bazı karıştığı olayları görüyoruz. Bunlar genelin hakkında kötü bir zan oluşturuyor. Genelini kapsamak. Ferdi olaylar. Yani. Ferdi olaylar genelini ortaya koyuyor. Evet. Halbuki muhacir olan, tamam geldin, terk ettin, biz seni misafir ediyoruz çünkü sen bizim kardeşimizsin. Ama sen de muhacir olarak geldiğin yeri, Mekkeliler Medine'ye geldiğinde nasıl ki ihya etmeye kalktılarsa onurları ve şerefiyle, onu yapman icap ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı Medine'ye çağırdıklarında Medine, neden Medine? Hı hı. Taif olabilir, Peygamber aleyhisselam Taif'e teşebbüs etti ama olumlu bir yanıt alamadı. Allah Medine'den bir grubu kendisine... Ne kadar yakınlık olduğunu da söyleyeyim. 500 kilometrelik bir mesafe var Mekke ile Medine arası, Taif ise 90 kilometrelik. Şu an araçla gidiyorsunuz tabii gittiğiniz. Bazen uçakla gidiliyor, bazen arabayla. Uçakla 1,5 saat, arabayla 6,5 saat. İnsanlar rahatsız oluyorlar. Konforlu klima birazlı, otobüs rahatsız ettiği için. Halbuki Peygamber aleyhisselam o yolculuğun paralelinde bulan yolculukta 8 gün yolculuk yapıyor. 9 Eylül 622 yılında İbrahim Beyciğim, sohbetin başında başlamış olduğumuz Altıroğlu'nun karşısındaki Darun Nedve'de Allah Resulü'nü öldürme planı alıyorlar. Peygamber Merve Tepesi'nin eteklerindeki Hatice annemizin evinde. Evet. Peygamber aleyhisselama vahiy geliyor. Peygamber aleyhisselam haber alınca oradan çıkarken Hazreti Ali yerini yerleştiriyor. Bugün Hilton Oteli'nin olduğu yerdeki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın evi vardı. İsim vermeseydik özür dilerim. Orada bulunan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın evinin olduğu yerde Hazreti Bekir'le buluşuyorlar. Güneyde bulunan Sevir Mağarası'na geliyorlar. Hı. Geldikleri dönem 10 Eylül 622. Peygamber aleyhissalatü vesselam 9 ve 10 Eylül'deki bu maceradan sonra 10, 11 ve 12 Eylül'lerdeki, biz 11 Eylül'deyiz, Sevir Mağarası'nda konaklıyorlar 3 gün boyunca. Ama konaklarken de haydır Allah, haktır Allah diye meydan atılmıyor Peygamber aleyhisselam. Peygamber aleyhisselam Allah tarafından mutlak korunan elçi olmasına rağmen tedbirlerini alıyor. Hala çünkü kafirler peşinde, onu öldürmek istiyorlar. İstiyorlar ve Peygamber aleyhisselam buna rağmen tedbirlerini alıyor, Allah'a güveniyor ama tedbirlerini almayı Allah emrettiği için
için. Hazreti Bekir'in oğlu Abdurrahman'a diyorlar ki, Abdurrahman bize geceleri gel haber getir. Ebu Bekir'in azatlı kölesi Amir bin Füheri diyorlar ki, geceliğin sen sürülerini getir, orada otlattır. Böylece biz meyvelerden, sebzelerden, sütlerden faydalanalım. Ve Mekkeli müşrik olan Abdullah bin Ureykıt isimli bir rehberi de rehber olarak tutuyorlar. Evet. Ben Allah'ın Resulüyüm, ben her şeyi bilirim, bana elçiye gerek yok, ben bulurum yolumu demiyor. Ne yaşandı hocam tutuyorum. Sonra kısa öz bitirdi. 3 günün sonrasında Peygamber aleyhisselam kendisine yapılan saldırılardan kurtuldu. Bir Rebiülevvel pazartesi günü, yani 12-13 Eylül 622'de Allah Resulü yola çıktı. 8 gün boyunca normal hicret güzergahını farklı çizdi. 8 günün sonunda 622'de, 20 Eylül 622'de çölleri aştı, sıkıntıları çekti, aşılmaz denilen yolları geçti. Medine-i Münevvere'nin güneyindeki Kuba'ya vardığında insanlar Tala el-Badru aleyna min saniyatil veda. Ay doğdu üzerimize veda tepelerinden diye karşıladı defler. Karşıladılar. Büyük bir karşılama. O zaman hicreti böyle kısaca toparlamak gerekiyor. Çok güzel ifade ettiniz. Bugün bu hicret yolculuğu devam ediyor. Biz de öze dönüş konusunda bir çağrıda bulunmuştuk. Son mesajınız ne olur Akit TV izleyenlerine? Değerli izleyenlerimize arz edeceğim son ifademiz, Allah Resulü Aleyhisselam Mekke'nin fethinde yapmış olduğu, Buhari'nin ve Müslim'in iman bahislerinde, Buhari'nin iman bahsi 4, Buhari'nin iman bahsi 64'te geçen vel muhacuru men hacere nehyullahu anhu, ki biz programa başlamadan önce de bir VTR geçmiştiniz, orada evet, ona değiniyordu. Gerçek hicret eden Allah'ın haram kıldıklarını terk edip Allah'ın helallerine yönelendir. Ben yıllardır radyo sohbetinin sonunda şunu söylerim: selam olsun Nefs Mekke'sinden Gönül Medine'sine hicret edenlere. Çok güzel. Hocam çok teşekkür ederiz. Teşrif ettiğiniz için sağ olunuz. Bizi kırmadınız. Bu güzel günde yeni hicri yılınızı biz de tebrik ediyoruz. Hicret nedir? Nasıl hicret edilir? Ve Peygamberimizin hicretinden almamız gereken dersler neler? Hepsini ilahiyatçı yazar Adnan Şensoy'la konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara gün başlıyor. Birazdan buradayız.